Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu arkadaşlar bir geometri sorusu. Güzel bir geometri, içinde Pisagor teoremi olan ve alan olan güzel bir geometri sorusu. Beraberce bakalım. ABC'de bir kare olmak üzere. Burada karenin içerisine bir dik üçgen çizilmiş. Hipotenüs uzunluğu 2 kök 5 ve dik kenarlardan birinin uzunluğu da 2 olarak veriliyor. Buna göre ABCD'nin alanı, yani karenin alanını istiyor bizden. Peki nasıl başlayacağız? Hemen arkadaşlar, bu dik üçgenimizin, kırmızı çizilmiş dik üçgenimizin diğer dik kenarının uzunluğunu bulmakla başlayabiliriz. Bu aslında özel sayılabilecek bir dik üçgen. Eğer hipotenüs uzunluğu 2 kök 5 ve dik kenarlardan bir tanesi de 2 ise diğer arkadaşlar bu dik kenarın 2 katı oluyor. Ama isteyenler bakın Pisagor yardımıyla bunu da bulabilir. FE'nin karesi artı AE'nin karesi eşittir AF'nin karesinden Pisagor yardımıyla gördüğünüz gibi AE'yi arkadaşlar eşittir 4 olarak bulacaktır. 4 santimetre veya 1 diyelim. Burası 4. Hemen onu farklı bir renkle belirtelim. Burasını 4. Peki daha sonraki işlemlerimiz ne olacak? Şimdi ben bir kenarını bulmam lazım. Peki bir kenarını nasıl bulacağım? Şimdi burada arkadaşlar benzer üçgenler var. Aynı zamanda benzerlik de içeren güzel bir soru aslında bu. Benzer üçgenler var. Nerede? Mesela ABE üçgeni ile ECF üçgeni birbirine benzer. Neden? Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Açı açı benzerliğinden göreceğiz bunu. Mesela buradaki açıya alfa dersem, burasının 90 derece olduğunu biliyorum zaten. Burasını beta diyebilirsiniz, 90 eksi alfa diyebilirsiniz. Ben beta diyemeyi tercih ediyorum. Şimdi peki alfa artı beta 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki BEC açısı doğru açı olduğundan dolayı ve buradaki bir de 90 derece olduğundan dolayı hemen buradaki açının, yani CEF açısının ben alfa olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Bu durumda CFE açısı ne olacaktır arkadaşlar? Yine burada bir üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar beta olarak rahatlıkla görülüyor. Peki gördüğünüz gibi hangi üçgenler birbirine benzer? Yazabiliriz onları da isterseniz buraya. Alfa, beta, 90 dereceye gideyim ben. AEB üçgeni ile hemen şuraya yazalım. AEB üçgeni ile hangi üçgen benzer arkadaşlar? Şimdi küçük üçgene şey yapalım. Yine alfa, beta ve 90 derece diye gidelim. EFC üçgeni, EFC üçgeni birbirine benzerdir arkadaşlar. Peki benzerlik oranı nedir? Benzerlik oranı arkadaşlar burada hipotenüsleri karşılaştırabilirsiniz. 4'e 2'dir bakın. 4'e 2, yani büyük üçgenin hipotenüsü 4, küçük üçgenin hipotenüsü 2 olduğuna göre demek ki burada benzerlik sabitim benim K eşittir 2 diyebilirim. Buradan K eşittir 2. Yani bu iki üçgen arasındaki benzerlik sabiti 2. O zaman diğer kenarlarda da benzer bir sabit vardır. Yani ben eğer AB'ye A dersem, AB uzunluğuna, yani karenin bir kenarına A dersem, aynı şekilde bu büyük olan dik üçgenimin bir dik kenar olmuş oluyor. Demek ki bu durumda beta'nın karşısı A. O zaman buradaki küçük dik üçgende beta'nın karşısı ne olacaktır? Bunun yarısı olacaktır. Demek ki arkadaşlar burası A bölü 2 olacaktır. Burası A bölü 2 ise demek ki E noktası orta noktadır arkadaşlar. Yani karenin kenarının orta noktasıdır. O zaman burası da A bölü 2'dir. A bölü 2 olarak bulduk. Evet, güzel. Hemen arkadaşlar bundan sonra işlemimiz kolay. A'yı rahatlıkla bulabiliriz. Neden? Bakın ABE üçgeninde dik kenar uzunlukları A ve A bölü 2 ve hipotenüs de 4 ise ben A'yı buradan rahatlıkla bulabilirim. Nasıl? Pisagor yardımıyla hemen buluyoruz o zaman. Yazalım arkadaşlar. Demek ki A'nın karesi artı A bölü 2'nin karesi, evet, eşittir 4'ün karesi olacaktır. Hangi üçgende? AEB üçgeninde. Evet. Bunu bir açalım. A'nın karesi artı A kare bölü 4
eşittir 16 olacak arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarparsam 4 a kare artı a kare eşittir 16 çarpı 4 64 olacaktır. Gördüğünüz gibi 5 kare eşittir 64'ten arkadaşlar a kare eşittir 64 bölü 5 olarak bulunur. Peki bunun a kare yardımıyla a'yı bulabilir miyim? Evet bulabilirim arkadaşlar. O da 8 bölü kök 5 yani pozitif değerini alacağız tabii ki. Ama arkadaşlar hemen soruyu hatırlayalım. Soru da bizden ne istiyordu? Karenin alanını istiyordu. Yani aslında a kare istiyordu. A kare de zaten bulmuş oldum. A kare eşittir 64 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Demek ki evet karemizin alanı a bölü c de eşittir 64 bölü 5. Biz buna birim dersek birim karedir arkadaşlar. Evet şimdilik bu videodan da bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.